Erdoğan'ın ABD ziyaretinde kamuoyuna yansıtılanların dışında neler konuşulduğunu, hangi gizli pazarlıkların ve anlaşmaların yapıldığını bilmiyoruz. Örneğin Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığının araştırılması için senatoda bekleyen yaptırım tasarısına dair neler konuşulduğunu, bu tasarının geri çekilmesi için Türkiye'nin ödemesi gereken diyetin ne olduğunu da bilmiyoruz. Erdoğan ve Trump ikilisinin basın toplantısında yaptıkları açıklamaya bakılırsa, sonuçsuz bir görüşme olduğu, özellikle de Erdoğan'ın umduğunu bulamadığını söyleyebiliriz. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik işgalin Kobane'ye doğru genişletilmesi için çeşitli yalanlar eşliğinde Trump'tan bir vize alınması amacıyla esas olarak yapıldığı da anlaşılıyor bu toplantının. Erdoğan'ın ya 350 bin Kobaneli şu an ülkemizde sözü, orada söylediği söz gerçek dışıdır. Kobane'nin nüfusu 2011 iç savaşından sonra bölgeye sığınanlarla birlikte 200 bini geçmiyor. Kaldı ki Kobane'de savaştan dolayı Türkiye'ye kaçanların birinci dereceden sorumluluğu IŞİD ise ikinci derecede AKP-MHP iktidarıdır. Binlerce Kobaneli yaşadığı topraklarını terk etmeye başladığında Erdoğan'ın Kobane düştü düşecek sözleri hafızalarda dipdürü duruyor ve biz kamuoyuna bir kez daha bunu hatırlatmak istiyoruz.